Merhaba. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Evet. Bir canlı yayın yaparım dedim. 26 Mayıs tutulması, ay tutulmasını konuşarım dedim. Ciddi bir tutulmaya giriyoruz. Selam dostlar, iyi misiniz arkadaşlar? Keyfiniz yerinizde mi? Şimdi biraz böyle bir gündem, bir karışık hareket ve Kambarya tutulmasından sonra olanları gördünüz. Şimdi 26 Mayıs tutulması var. Bu tutulma gerçekten önemli bir tutulma. Ay tutulması 5 derece. Marfik Megres dediğinden bir hat üzerinde gelen bir tutulma. Şimdi bazı arkadaşlarımız, tabii Instagram kullanıcı arkadaşlarımız ile Facebook kullanıcı arkadaşlarımız biraz farklı. Bir kısım şahıslar hem ikisini kullanıyor, hem bir kısım sırf Instagram kullanıyor. Tabii ki Instagram benim çok böyle yıllar içinde baskın olduğum bir mecra olmadı. Çünkü ben sırf fotoğraf paylaşıyoruz. İşte karşılıklı insanlar fotoğrafları beğeniyorlar falan. Bu hikayeler biraz canlı yayınlar falan var ama Facebook biraz daha böyle bilgi paylaşımı ve okumak için daha aktif olduğu için bizler daha Facebook aktivistleriyiz. Öyle diyebilirim. Ama gördüğüm kadarıyla Instagram gittikçe büyüyor. Oraya da ancak canlı yayınlarla fikrimizi, düşüncemizi, bilgimizi ifade edebiliyoruz. Şimdi önemli bir tutulma, yay burcu üzerinde bir tutulma. Fakat genel olarak baktığınızda çok iyi bir tutulma değil. Bunun iyi bir tutulma olmadığını sabah gelen zaten ÖTV zamlarıyla beraber öğrendik yani. Ekonominin nereye gittiği belli yani. Benzine gelen zamla beraber enflasyon dino can olacak. Yani dinozor can olacak. Enflasyon canavarına dönüşecek. Ciddi böyle bir dönem var bu 26 Mayıs'tan itibaren. Böyle bakıyoruz. Bunu unutmamanız lazım. Çünkü çok önemli bir tutulma. Bir ay tutulması ve ay tutulmaları sonlanmalarla alakalı ve halkalı güneş tutulmasından önce olan bir tutulma. Bir kısım öğrenci arkadaşlarımız bilirler bu tip tutulmaların ne kadar önemli olduğunu. Dünden beri Instagram'da zaten bazı paylaşımlar yapıyorum. Güneş pleitlerin üstünde, yani Pleiades sisteminin üzerinden 0 derece ikizlere geçti. Artık ikizler mevsimi dediğimiz bir mevsim başladı şu an gökyüzünde. Ve bu ikizler mevsimi de beraber tutulmalar mevsimi de başladı. Bu ay itibariyle hayatımızda çok önemli radikal değişimler olacak. Hatta bir kısmınızın 26 Nisan'dan itibaren oldu bu radikal değişimler. Biraz bunları konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bu önemli. Bugünkü yayını biraz tek yapmak isterim. Tabii ki rahat soru cevap yapabiliriz. Rahat konuşuruz diye. Biraz soru cevap da yapacağız. Nasıl yayın arkadaşlar? Sesimi iyi duyuyor musunuz? Görüntü nasıl? Her şey yolunda mı? Keyifli miyiz? Şöyle çevireyim, bana da rahat olsun. Evet. Ha, kusura bakmayın. Yani bu Instagram'dan Allah rızası için yardım eden diyen insanlarla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Yani Instagram'a biraz kusura bakmayın, Hidari Ahmet'e çevirdiniz. Her önüne gelen dolandırıcı yardım istiyor. Siz de bu tip adamlara, bu tip hanımlara lütfen ciddiye almayın. Burada da var yani, ne demek ya? Hidari Ahmet mi yani burası? Özür dilerim arkadaşlar, yani işin içinde olan arkadaşlar sizlere söylemiyorum ama yani yeter yani. Hidari Ahmet'e çevirdiniz. İyiyim. İyiyim. Boyraz iyiyim. Sağ olun. Evimde yani bunların hepsini engellip gideceksiniz. Evet arkadaşlar. Keyfiniz yerinizde mi? Her şey yolunda mı? Yapacağız. Yorum da yapacağım. Biraz böyle yalnız olunca daha da rahat sorulara cevap da verebiliyoruz. Evet. Yayın ve ses süper değil mi? Arada arkadaşlar rüzgar çanım var. Ses çıkartabilir. Ben çok severim rüzgar çanını. Evet. Freddy ne haber? İyi misin? Ayzet Hanım. Selam.
Evet. Yorumlar yüzümü kapatıyorum ama yorumları da görmem lazım. Şöyle yapayım. Şimdi bir, ay tutulmasına çok kuvvetli bir şekilde giriyoruz. Bu ay tutulmasının anlamı çok çok önemli. Bu tutulmanın etki alanları önemli. Mesela yay ve ikizler, balık ve başak çok etkileyecek. Balık kariyer hayatında hızla ilerlemeye başlıyor. İkizler burcu duygusal ilişkiler, aşk ilişkileri, birlikteliklerle ilgili önemli kararlar vermek zorunda. Başak ev, aile, aile yaşamı. Yay burçları da hayatlarında köklü ve önemli değişimler yaşayacaklar. Kısa kısa bunlar aslında. Kısa kısaya baktığımızda uzun yorumları Billur TV'de yaptım zaten. Yani uzun yorumlara Sayın Billur Kalkavan'la yaptığımız Billur TV çekimlerini de yapıyoruz. Ama şu önemli. Doğum haritanızda 5 derece yay burcuna düşen etki o kadar önemli ki. Yani doğum haritanızda Venüs'ünün üzerindeyse bir aşk ilişkisiyle karşılaşırsınız. Eğer Venüs'ün 5 derecedeyse. Mars buradaysa kaza geçirebilir, hastalanabilirsin. Veya atıyorum işte burada kafadan böyle şey yapıyoruz, hayal kuruyoruz. Jüpiter'e bu 120 ise hayatının en iyi kariyer ve iş teklifini alırsın. 5. evinde ise bu, öyle bir yatırım yaparsın ki bir koyar 5 ararsın. Yani bunlar için harita çok önemli dostlar. Harita çok çok önemli. Onun için burada ortalama olabilecekleri anlatıyoruz zaten. Bunlar önemli. Şimdi baktığımızda tabii ki en önemli nokta aralığınızda insanların dürtüsel hareketlere girmesidir. Bu 26 Mayıs tutulmasının en önemli özelliği dürtüsel davranışlar. Dürtüyü kontrol edebilirsen kaderi de kontrol edersin. Kaderi de kontrol edersen ve kaderi de kontrol etmek nedir? Nereden geliyor? Mesela bugünlerde bir şeye dikkat et. Bu tutulma hattında Merkür çok önemli bir noktada ve Venüs Neptün'e kare. Bak, aldanabilirsin. Aldatabilirler. Yani bir koyup 5 alacağını söyleyebilirler. İşte bu Bitcoin'ler, ıvırlar, zıvırlar, bu skandallar, bunlar işte. Bu sebepten dolayı bunlara dikkat etmek lazım. Yani çok emin olmadığın, çok real görmediğin, bunun yanında ne diyebilirim? Sağlam ayağını basmadığın hiçbir işe, hiçbir ilişkiye girme. Çünkü Neptün doğruları görmeni engelleyebilir. Mesela Merkür Neptün kararında ne olur? Kararsızlık olur, belirsizlik olur, dolandırıcılık olur. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bakın bunlar çok çok önemli tüm burç grupları için. Geriden sözler tutulmaz. Bunlara dikkat etmek gerekir. Hele o yay ve ikizler, balık ve başak çok dikkat etmeliler. Yay ve ikizler ilişkiler, aşk ilişkileri, birlikteliklerinde karşıdaki kişilerin verdiği sözlere çok dikkat etmeli. Yalan olabilir, doğru olmayabilir, dürüst olmayabilir. Yani böyle bir yapıyla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi baktığımızda, şu anki yapıya baktığımızda Merkür, Venüs ve Neptün'ün bu kareleri tutulmanın tetik mekanizmasıyla da çalışır. Şimdi tutulmanın tetik mekanizmasıyla da çalışır ve bunların birbirleriyle yöneticilikleri vardır. Bazı arkadaşlarımız orada bazı şeyleri biliyormuş gibi konuşuyorlar da canımsın, klasikçilerin söylediği gibi çalışmıyor. Klasikçilerin söylediği gibi çalışsaydı klasik astrologların dedikleri sürekli olurdu. Onların alt yöneticileri var, alt yöneticilikleri var. Onların birbirleriyle bağlantıları var. Onların partileri var. Onların o partileriyle bağlantı aslında hatları var. Onları yani gördüğün zaman doğru düzgün yorum yapabilirsen, öbür türlü yaptığın yorumda evet Merkür ile Venüs tutulma hattına uzaktır. Tutulma hattına uzaktır ama o Merkür ile Venüs şu an Neptün'ün tepesindedir. O zaman o Neptün'le ne yapacaktır? Şu an görmüş olduğum bu 26 Mayıs tutulması ve 11 Haziran tutulması ile beraber gelecektir. Yani bir tecrübeye saygı duyun ilk önce. Onu öğrenin. Şimdi burada 3 tane form vardır. 3 tane form vardır. 1. Aldanmak, aldatılmak, dürtüsel davranışların hataya doğru götürmesi. Artı bakın bu 20 Mayıs. 20 Mayıs Güneş pletler üzerinden geçerken bizim enlem ve boylamlarda plet rüzgarları yaratır. Şu anda Rodos var. Kuzey bölgelerde şiddetli Rodos, arkasından çok sıkı yağmur, bazı bölgelerde de çöl sıcağı getirir. Bu
pleyit güneş hareketlerinden kaynaklanır. Marfik sabit yıldızın etkileri Megret Marfik çok kuvvetlidir. Alır nur. Ev çizgisinin sınırındaysa diğer evden de çizgi alır. Evet, 18 yıl önce 2003'te yaşadıklarınıza benzer olaylar yaşayacaksınız. Bunları unutmayın. Sibel doğru söylüyorsun. Kontrolsüz söylemler çok yaratır bu. Bu kontrolsüz söylemler çok yaratır ve bu berbat bir pozisyondur. Şimdi baktığımızda piretler üzerinden geçtiğinde güneş ne yapıyor? Fırtına çıkartıyor. Belli bölgelerde aşırı sıcak yaratıyor. Belli bölgelerde şiddetli yağış yaratıyor. Mesela cumartesi belki şiddetli yağış gelir İstanbul'a. Bilemem, ben meteorolog değilim. Ama bu fırtınayı da temsil eder. Biz bunlara pireit fırtınaları deriz. Yani natura'ya baktığınız zaman natura, astroloji aslında tabiat olaylarının içindeki insanın durumunu gösterir. Tabiat olay, natura yani astroloji mistik, içinde mistik uğraşları, mistik eğilimleri olan bir ilimdir. Bakın bilim demiyorum, ilimdir. Ama şunu da unutmamanız gerekir. Bu mistik eğilimlerin pek çoğu doğa yasalarıyla alakalıdır. Yani çok da bilinmeyen bir şey değildir. Biz aslında eski okült doğa bilimcileriyiz. Böyle bakmamız lazım. Şimdi de devam ettiğimizde şöyle bakarım. Biraz burçlardan bahsediyorduk da ya. Koçlara baktığımızda mesela koçlar için 9. ev sembolikleri o kadar önemlidir ki, yabancılar, hukuk, hukuksal konular, hukukla ilgili konular karşılarına çıkabilir, sonlanmalar olabilir. Hayatlarındaki düzensizlikler biraz daha devam edecek koçların. Bunu unutmamamız lazım. Ve o 9. ev sembolikleri, yabancı ülkeler, seyahatler, eğitimle ilgili konular, bunları çok çok aktive edecek. Bunlar çok fazlasıyla aktive olacak ama bu aktivasyonun hemen arkasından da olumlu süreçler başlayacak Temmuz başından itibaren. Onları dikkatli izlememiz lazım. Yani seyahat etmek, bu yolculuk yapmak, eğitimle ilgili konular ama aslında akrabalarla ilgili konular da önemli. Akraba, akraba ilişkileri, hukuk, bunlar çok çok önemli koçlar için. Şimdi baktığımızda tabii ki demin değişkenleri söylemiştik. Şimdi biraz şeylerden gidelim. Öncülerden gidelim. Sonra sabitlere geliriz. Arkasından terazilere baktığımızda da terazi kardeşler, komşular, anlaşmalar, imzalar, teraziler. İmza atarken çok dikkat etmek zorundasın. Bir mülk mü alıyorsun? Bir mülk mü satıyorsun? Araç mı alacaksın? Araç mı satacaksın? Seyahat mi edeceksin? Yolculuk mu yapacaksın? Veya önemli bir iş anlaşmasına imza mı atacaksın? Çok dikkat edeceksin önümüzdeki 5 gün. Yoksa iş hukuka gider. Neden? Merkür ile Neptün'ün arasındaki, Venüs'ün Neptün ile arasındaki 40 tane sorun var burada çocuklar. Altı o tutulmalara şöyle bakmanız lazım. Benim size tavsiyem, içinizde klasikçi var, modernci var, vedikçi var. Karma astrologlara bizler çok yönlü bakarız. Bir sabit yıldıza dair. Ve gördüğüm kadarıyla benim karmacılar haricindeki diğer arkadaşlar çok tek yönlü yorumlar yapıyorlar. Bu sebepten dolayı da yorumlar çok tekil karıyor arkadaşlar. Şimdi çok yönlü yorum yapmamız gerekiyor. Baktığımızda terazilerdeki bu anlaşma ve sözleşmelere biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Arkasından yengeçe bakıyoruz. Yengeç için aslında göksel sembolizm önemli. Paraya ihtiyacınız var. Gerçekten ve ciddi ciddi paraya ihtiyacınız var. Ve bu maddi konulara uzun zamandan beri çok sıkılarak yaşıyorsunuz. Kaç yengeç var? Ülkenin durumunu anlatacağım Özlem. Kaç yengeç var içinizde? Ve maddi sıkıntılar gerçekten son zamanlarda sizleri yordu. Neyse ki Jüpiter'in burada bir transit yardımı geliyor. Aslında şu 26 Mayıs hemen 4 gün sonrası 30 Mayıs, 4 Haziran, 11 Haziran buralarda gelebilecek bazı fırsatlar var. Bunları doğru kullan. Burcu sen astrologsun, Burcu Gümbütçü ne haber? Bunları kullanarak gerçekten maddi ve ekonomik sorunları çözebilirsiniz. Borçlanabilirsiniz ama borçlanırken biraz beklemenizi istiyorum. Yani şu anda bankalardan kredi almak ve borçlanmak için süper bir zaman değil. Çok yüksek bunlar. Burada
ciddi sıkıntılar var. Satürn sembolinden kaynaklanıyor. Bunlar düzelmeye başlayacak ama işte 26 Mayıs sonrasında düzelmeye başlayacak. Bunlara önem veririm. Oğlaklar önemli. Bak, Oğlaksan şu anda bu 26 Mayıs tutulması senin yaşamındaki gizemleri ortaya çıkartacak. Şimdi Türkiye'nin yükseleninde biliyorsunuz Yengeç Oğlak. Yani Türkiye'ye bir bakın. Türkiye son zamanlarda Kambarya Dolunay'ından itibaren bilirsiniz Kambarya'nın anlamına. Neler ortaya çıkmadı ki? Şu anda işte videolar, YouTube videoları, herkes korku içinde. Ülkede bir ilginç olaylar olmaya başladı değil mi? Bunlar nasıl göründü? Hep beraber yaşıyoruz. Şimdi baktığımızda astrolojik olarak çok önemli bir dönem Oğlak. Hakkınızda söylenen yalanlar varsa, arkanızdan konuşanlar varsa, insanların yaratmış olduğu, sizin arkanızdaki dedikodular varsa bunlar hepsi ortaya çıkacak. Kim dost, kim düşman bunu çok iyi algılayacaksınız. Hatta böyle çok yakın ama çevrenizde sizi manipüle eden, sizi sömüren tipler var. Muhtemelen bir kısmı oğlakları. Bunlar ortaya çıkmaya başlayacak. Bunlar ortaya çıkacak. Bunları göreceksiniz. Belki bir bayan olacak bu. Bunun yanında sağlığa biraz dikkat etmek gerekiyor. Ama Bahadır'da çok güzel seyahatlere gidecek, yolculuklara gidecek. Arkadaşlarıyla çok güzel iletişimler kuracak. O kısım da güzel gidecek ama. O taraf da yani 10 numara yani arkadaşlar. O tarafta 10 numara olacak. O kısım da iyi olacak. Şimdi şöyle bakmamız lazım. Tabii ki bu dörtlüğü de söyledim. Şimdi iş sabitlere. Şimdi sabitlerde boğa. Arkasından akrep. Kova ve aslan gelecek burada. Şimdi tabii ki burada boğa burcuna baktığımızda boğa burcu için para harcamaları, maddi yeni kazançlarla karşılaşmak ama bazı kayıpların da ön plana çıkması. Paranıza, pulunuza dikkat edeceksiniz. Para kazanırken bu dönemde aslında bazı boğalar hiç zorlanmıyorlar. Daha rahat para kazanacaklar. Maddi değerleri daha kuvvetli olacak. Ama dikkatli olun. Kaptırmayın o parayı. Saçma sapan borsacıya, bankacıya, kriptocuya ıvıra zıvıra kaptırmayın. Buna dikkat edin. Gelen parayı korumak önemli bu dönemde. Yeni fırsatlar gelecek ayın 25'i. Hatta bugün geldi belki bazı boğalar. Belki bu görüşmeden sonra hemen bir görüşmeye falan gideceksiniz. Bahadırınız öyle. Şimdi Kuzey Ay Düğümü boğa daha da iyi aslında. Evet. Kuzey Ay Düğümü daha da iyi boğa. Ben de hepinizi çok seviyorum dostlar. Evet ya biraz rüzgarlı ama böyle bir samimi bir video çekeyim dedim arkadaşlar yani. Bugün akşam bir vallahlar dersi yapacağım. Onun haricinde biraz kendime izin verdim. Benim minik kızımla da ilgileniyorum. Şimdi tabii ki aslan önemli. Aslan. Bak şimdi aslan. Aslansan şöyle aslana yay, aslana ikizler onlar için de önemli. Aslansan aşk, ilişkiler ve çocukla ilgili kararlar ve kararsızlıklar içindesin. Bir kısım aslanlar aşka devam edeyim mi? Bir kısım aslanlar ayrılayım mı? Şimdi Neptün var orada. Eğer aldatıldıysan, yalan varsa, doğruların dışında olaylar varsa yani sen bilirsin ama ait numaralara gönderir, yenisini getirir, daha iyisini getirir. Bunu unutma. Aslanlar, ikizler ve bir kısım yay burçları zaten bu ay itibariyle hamilelik ve çocuk döngüsüne girecek. Rica ediyorum. Aslan, ikizler, yay. Bu Covid çok büyük bir bela. Bazılarınız çocuk sahibi olacaksınız. Hamilelik sürecinde bunun ne halt ettiğini bilmiyoruz. Lütfen doktor kontrollerinize dikkat ediniz. Çünkü bu dönemdeki hamilelik süreçleri... Özel bir video çekeceğim onu. Bu şimal tutulması vardı ya Zeynep hocanızla çektiğim. Onun gibi Algol videosu. 19 Kasım Algol hattına denk geliyor. Onun için buna dikkat edeceğiz. Şimdi ne kaldı elimizde? Akrep kaldı. Şimdi akrep çok derin bir burç. Ama akrepler için iyi bir dönem geliyor söyleyeyim. En azından 27 Temmuz'a kadar Jüpiter'in çok kuvvetli olduğu ve... göksel olarak
ona ben güzel ışınlar gönderdi. Hatta gökyüzünde öpücükler gönderdiği bir döneme giriyor akrepler. Şam'da kayıtsınız yani. Gökyüzü birbirine girmiş. Koçlar berbat durumda. Yengeçler aile sorunları ve parayla uğraşıyor. Bu arar 3 kuruş para kazanacağım diye eşekler gibi çalışıyor. Sen akrep gel ve yükselen akrep, mucize gibi bir olaylar gelmeye başlayacak 27'sinden itibaren. Ama sen şu an inanılmaz iyi durumda değilsin muhtemelen, değil mi? Değil mi? Şimdi Güldeniz Hanım, burada biz sohbet ediyoruz. Yani benim ana yorumlarıma, aylık yorumlarıma Billur TV'de zaten ücretsiz olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı yani burada günlük yorumlar yapıyoruz, böyle sohbetler ediyoruz. Ben normalde bu burç yorumlarını da çok sevmem ama ne yapıyorum, hem bir sohbet edelim hem lakırtı olsun. Devam edelim. Yani lakır diyoruz işte arkadaşlar yani. Gırgır da yapıyoruz. Evet. 30 Kasım hangi burç? Yay. Sen bir Sagittarius'sun. Yay. Şiron'un kızı, Jüpiter'in kızı. Evet, devam edelim. Koçların rahatlamasına Eylül var. Akrepler. Para gelecek. Net. Para gelecek. Ve bunun yanında umulmadık seyahat fırsatları gelecek. Bazı akrepler geçtiğimiz 3 hafta içinde tanışmalar yaşadılar. Duygusal ilişkiler, tanışmalar, birliktelikler. Ama bunlar doğru mu? Bunlar gerçekten yeterince istediğimiz gibi bir ilişki mi? Bunu Temmuz ortalarında göreceksiniz. Tanışmalar ve ilişkiler ve genel olarak şanssızın şanssızı dediğimiz olaylar. Covid oldun, sağlık sorunu yaşadın, problemin oldu, iş yerinde sıkıntıların oldu ama bunların çoğunu toparlayacak bir kombinasyon geliyor 26 Mayıs, 11 Haziran, 18 Haziran, 21 Temmuz. Bu güzel, güzel. Pınar Hanım, kovayı en sona bıraktım. Ben bir kova olduğum için torpillisinden şöyle kovaya bir çifte torpil geçeyim dedim. Ne dersiniz? Anlatırım bari, anlatırım. Ay burcu balık iyi olacak. Benim de ay burcum balık. Eğleneceğiz, mutlu olacağız. Yükselen çikolata. Süper. Süper. Uranyen ilişkiler. Evet, bu dönemde biraz yani uranyen ilişkiler, ani tanışmalar, ani aşk ilişkileri, tutku, cinselliğin yüksek oldu ama hızlı bir şekilde de bazılarının bitebilecek ilişkilere gireceğini de söyleyebiliriz. Ama genel olarak şanslı ve keyifli. Kovalara geldiğimizde kalabalık arkadaş gruplarıyla gidilecek seyahatler. Kalabalık arkadaş grupları. Şimdi diyeceksiniz ki hoca, bu Covid sürecinde ne kalabalığı? Arkadaşlar, bu işin Zoom'u var, Skype'u var, Perkurus'u var, Pixagor'u var. Yani böyle böyle yapılar var. Buradan dolayı da gerçeği söylemek gerekirse sosyalleşecek. Arkadaşlar, gruplar, sosyal yaşam, topluluklar, topluluklar önünde kendisini ön plana çıkartabilmek. Bunlar gerçekten çok çok güzel değerlere sebebiyet verecek. Yani kovaların etrafı gelişiyor. Yeni arkadaşlıklar geliyor. Bak, bu arkadaş, var olan arkadaşlarla da güzel haberler gelecek. Arkadaşlarınızın sizin için bir şeyler yaptığını göreceksiniz ya. Bundan güzel bir şey var mı? Demek ki insanlar sizi seviyorlar. Sizin için bir şeyler yapacaklar. Bunu gösteriyor. Ha, şimdi genel bu. Ama sorunlarımız da yok diyebilir gökyüzünde. 40 tane sorunumuz var. Merkür deklinasyon dışı. Mars deklinasyon dışı. Venüs deklinasyon sınırlarında. Şimdi birinci kurar şu. Venüs'ün bu sınırlarda ikizlerdeki hareketi Neptün'e kare, ilişkilerde dikiş tutturmak çok zor. Orada bir arkadaşımız söyledi. Doğru söyledi. Ve ilişkilere dikkat etmek lazım. Kadın erkek ilişkilerinde dengeli ilişkilere girmek lazım. Ne diyebilirim? Dengesiz, kontrolsüz, yasak ilişkilere girmeyeceğiz. Bakın, ikizler yay mevsimleri çok önemlidir. Çünkü Venüs'ün ikizlerde bizim aslında
Start of Fortune dediğimiz karma astrolojisindeki özel bir pozisyonu vardır. Yani o Venüs ikizlerle beraber 8 yıllık döngüler yaratır. Şimdi bunları aslında burada 5 dakikalık videolarda anlatmak kolay değil. Şimdi bunları hep öğrencilerimiz bilir ama yani ders alan öğrenciler bilir. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Pek çoğunuz biliyorsunuz. O zaman bu kombinasyonda bir şey bilmek lazım. Bu dönemde başlayan ilişkilerde Neptün kare var. Pek çok öğrenci arkadaşımız var. Ne olur Neptün kare? Sağ olun, ailen de iyidir. Evet. 21 Mayıs Astrid Kayıhan hangi yıl ki? 21 Mayıs ikizlerdir ama yılına göre değişir. Bahadır'ı boğa da olabilir. Geçti yay. Evet, star peri yükselir. Hah, bak şimdi çok güzel bir soru. Diyor ki, bak tebrik ediyorum kimse o arkadaşımız. Harika. Bunun yanında da öğrenci arkadaşlarımız çok güzel. Venüs, Neptün karesi. İlişkilerde dikiş tutmak çok zor. Aldatır mı olur? Yalan olur. Ama aldatırmak sır. Yani yalan söylenmesi de aldatırmaktır arkadaşlar. Yani eşinizin size yalan söylemesi veya sevgilinizin size yalan söylemesi de aldatırmaktır. Karşı cinse ihanet değildir. Yani bunları da iyi algılamamız gerekir arkadaşlar. Ondan dolayı Venüs Neptün karelerine dikkat edin. Bu önemli bir pozisyon. Şimdi çok güzel bir soru sormuş arkadaşımız. Diyor ki, hocam diyor, Sinovac, BioNTech ve Sputnik 5'in çıkış tarihlerine göre hangisi en iyidir? Şimdi arkadaşlar çok güzel bir soru var ya, soran arkadaşı tebrik ediyorum. Muhteşem bir soru. Astrolojiyi çok iyi yakalamışsınız hanımefendi. Harika bir soru sordunuz. Sinovac şöyle gösteriyor. Az zararlı, faydası çok düşük. Az zararlı, faydası çok düşük. BioNTech uzun vadede çok tehlikeli. Yani 5 yıl sonra özür dileriz bunu göremedik diyebilirler. Söyleyeyim ben size. Ama çok koruyucu ama uzun vadede çok tehlikeli. Sputnik 5'e geldiğimiz zaman da yeterince araştırılmamış görünüyor. Evet, faydaları Sinovac'tan daha iyi. BioNTech'e göre 5 yıl sonra, 6 yıl sonra uzun vadeli etkileri daha düşük. Ama yetersizlikleri görünüyor. Yani yan etkileri daha fazla olabilir. Alerjileri ortaya çıkabilir. Ama üçü içinde baktığımızda astrolojik görüntüde Sputnik daha iyi. Yalnızca bir şey var. Burada bu önemli. Burada arkadaşlar kendimi kutluyorum. Yaptığım yorum çıktı. Aslında bunları söylemeyi sevmem ama artık sohbet ederken. Tayland'da, Endonezya'da ve çeşitli ülkelerde bir şey çıkmış. Vallahi ağız spreyleri çıkmış bu COVID'e karşı. Bu Megret Marfik hattında görmüştüm ya. Yani bunlara bak AstraZeneca ve Moderna'yı da söyleyeceğim. Oradan dolayı gerçekten biraz daha sabredin. İnanın bu 11 Haziran, bu 26 Mayıs alternatif ilaçlar çıkacak. Tabletler çıkacak. Tabletlerle beraber ağız spreyleri çıkacak. Belki 8 ay sonra aşı olmak zorunda kalmayacağız. Belki daha güvenilir aşılar olacağız çocuklar. Bu çok önemli. Vallahi ve o Marfik Megres hattı çok önemli. Çünkü arkasından 11 Haziran Aldebaran Han hattıyla bağlantılı etkiler var. Yani Aldebaran var, Han var, Capella var. Capella çok özel bir yıldız. Orada Bellatrix var. Capella çok iyi bir yıldızdır. Yani o 11 Haziran'da Capella iyicil aslında. Ben 11 Haziran'dan sonra daha çok ilaç çıkacağını. Evet, mutasyonlar bu Covid gerçekten manyağı bağladı iyicene. Yani manyağı bağladı. Sürekli mutasyona uğruyor ama unutmayın bu kadar mutasyonun sonu iyi değildir. Yani bu kadar çok mutasyona uğrarsan iyicil bir mutasyona da girersin. Covid'e de birilerinin bunu söylemesi gerekiyor. Bence daha da iyi olacak bu kadar çok mutasyona uğraması. Çünkü bu 11 Haziran'dan sonra bu kadar mutasyon ne yapacak? Gücünü azaltmaya başlayacak. Ben 19 Kasım'dan korkuyorum çocuklar. Yani ve bizim şeyimizden korkuyorum.
Yani bizim ülkemizdeki lakaytlıktan korkuyorum ve halkın yeterince bilgilendirilmemesinden korkuyorum. Onun haricinde önümüzde bir çok sert 19 Kasım haricinde Covid'i evet 2023'e kadar etkileri zaman zaman görünse de anormal tetikleyecek mekanizmalar daha az. Bakın daha az bitti demiyorum. İşte dördüncü dalga inşallah eğer hepimiz aşıranırsak demeyeyim artık kendimize dikkatli korursak immün sistemimizi güçlendirirsek işte daha iyi tedavi metotları çıkarsa dördüncü dalgayı durdurabiliriz. Ama dördüncü dalga için 20 Eylül sonrası Ekim, Kasım çok sakat. Neyse şimdi onları o zamanlar konuşacağız. Ben sırf size şunu anlatmak istiyorum. Bakın bu 26 Mayıs tutulmasa ülkede ekonomi ve siyaseti çok zorlayacak. Bunun anlamı siyaset iyicene karışacak. İstifalar gelmeye başlayacak. Ve bu istifalar ve gelmek zorunda kalacak veya görevden almalar başlayacak arkadaşlar. Bunlar önemli. Modern Ev AstraZeneca'yı da söyleyeceğim. Ekonomi iyi gitmiyor. Bugün arkadaşlar benzine gelen ÖTV zammını fark ettiniz mi? Ne oldu benzin? Evet. Evet, gene çeviriyorum. Vallahi arkadaşlar yani ülkedeki durum şu. 3-5 kuruş para gelsin. Ne gerekirse onu açarız şeklinde bir durum var ülkede. Ekonomi berbat durumda. Yani bunu kaç yıldan beri söylüyoruz. Ciddiye alanlar kurtardı. Ciddiye almayanlar zaten yaşıyorlar. Kurlar yükselir tabii, ne diyeyim. Yarın Aylin'le yapacağımız seminer var. Orada fiyatlandırmalardan daha fazla bahsedeceğiz. Aylin Çetiner'de. Zaten orada seminerin nerede yapılacağını filan Instagram'da görüntüsü var. Oradan isteyen kayıt olabilir arkadaşlar. Ya bu herhalde bunları söylemiyoruz. Her şeyi açık yerlerde konuşamıyoruz. Evet arkadaşlar. Benzin müthiş. Benzin müthiş. Benzin ÖTV zamlarıyla beraber inanılmaz rakamlara gelecek. Kaçtan kaça çıktı arkadaşlar? Öyle yani. 3-5 kuruş para gelince. Şimdi AstraZeneca ile Moderna'ya baktığımızda AstraZeneca çıkış tarihi olarak baktığımızda çok iyi bir aşı. Gerçekten çok iyi bir aşı ama yan etkileri çok yüksek görünüyor. Uranüsyen bir aşı. Yani Moderna'ya baktığında benzeri zaten onun. Ya o iki aşı için şöyle söyleyebilirim. Yani BioNTech'in 5 yıl sonra yapabileceği ne ütüyü belirsiz davranışları göstermez. Ama onlar da zorlu ve onlar da problemli aşılar. Ya ben burada bakış açımı şöyle düşünüyorum. Belki çok doğru olmayabilir. Sizinle de paylaşayım. En az zarar verecek, en yüksek faydayı sağlayacak aşı tarihlerini bulmaya çalışıyorum. Şu ana kadar öyle bir tarihlere hiçbir aşı çıkmadı. Ama bakın bu 26 Mayıs, 11 Haziran arasında bir şeyler çıkarsa inanın onlar iyi. Tabii yani AstraZeneca ve Moderna'da ani kalp krizi, ani pıhtı atma, ya bunlar var yani. Ama BioNTech'te de 5 yıl sonra bize şunu söyleyebilirler. Yani bunu öngörememişiz, kusura bakmayın. DNA'nızda girişimler çıktı, kafanızda yeşil mantarlar oluştu. Ne diyeyim? Ya arkadaşlar ne diyebiliriz? Yani şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Yani öngörüm yapıyoruz burada. Şimdi AstraZeneca ve Moderna'nın yan etkisi 3 gün içinde başına bir şey gelebiliyor. Ölebiliyorsun. Sinovac'ın yan etkisi hasta oluyorsun. Korumuyor. BioNTech'in yan etkileri 40 tane yan etkisi var. Aşı şakrabanlıkları var. Milyar milyar dolar kazanıyor insanlar. Medyadaki bir kısım gazeteciler aldıkları maaş kadar yazı yazıyorlar. Ondan dolayı da kendimizi korumamız lazım. Yani gerçekten yani maaşları kadar gazetecilik yapan insanlar var.
BioNTech konusunda da baktığınız ve de BioNTech evet şu an için en güçlüsü ama onun çıktığı dönemdeki algol kapurus hatlarına baktığınızda 5 yıl sonra genetik bir hasar bırakırsa bilemiyoruz yani. Hiçbir şey söyleyemem bununla ilgili. Sputnik şu an için çıkanlar içinde en daha doğru düzgün tarihte çıkan. Ama onda da eksikler var. Bence bu 26 Mayıs, 11 Haziran ve sonrasında çıkanlar daha etken. En azından yeni mutasyonlara karşı. Ama işte beni umutlandıran şey şu işte ağız spreyleri, tabletler, burun spreyleri çıkıyor arkadaşlar. Bunlar çok çok önemli. Evet. Haklısınız çocuklar. Ne diyeyim ki? Yani Çin aşısı Sinovac. Diren olabilir işte yani. Ama BioNTech'te ne olabilir? Belki algol kapurus hatları tiroid sorunları yaratır belki 5 yıl sonra. Belki goiter sorunları olabilir. Bilemeyiz. Yani o kadarını bilsek zaten Nostradamus olurduk. Yani Michel'de Nostradamus veya Baba Vanga değilim çocuklar. O kadar yüklenmeyin yani. O Sancayan'ım işte ben. Yani gökyüzünü okumaya çalışıyoruz. Haddimizi bileceğiz. Aa pastio pastil çıktı değil mi? Bakın bu pastiller falan gerçekten önemli. Evet. Evet, evet, evet. Yani hepimiz haddimizi bileceğiz. Sayın Satürn retroysan bak bir şey unutma. Göksel sembolizmde nasıl doğduysak aynı göksel sembolizm görüntüleri sana iyi gelir. Satürn retro doğduysan Satürn retro'lu tutulma sana iyi gelecek. Böyle bakarım ha. Valla Kambarya ne demek? Kambarya Sedat Peker'le ilgili soru soran arkadaşlarımız için şöyle söyleyeyim. Kambarya güç çatışmaları demektir. Kambarya aslında plütonik kuvvetli ve güçlü bireyleri, kurumları ve bunların karşılıklı çatışmalarına ve insanların gizemlerini ortaya çıkartır. Yani kişileri bu tip tutulmalardan sonra her türlü yüzünü görürsünüz arkadaşlar. İyi yönlerini, kötü yönlerini görürsünüz. Devam edecek bu videolar. Bu videolar devam edecek. Bu videolar daha da ciddileşecek. Daha da ciddileşecek. Çok önemli işler çıkacak o videolardan. Önemli şeyler çıkacak. Biraz bazı şeyleri fark etmeyen kişiler biraz daha bazı şeyleri fark edecek. Artık insanların bilinçlenmesi idrak etmesi lazım. Başka insanların da videoları çıkacak ama çocuklar. Yani bu bir video furyasına dönecek. Bu Sedat Peker'le başladı. İsmini bilmediğimiz başka kişiler de çıkacak ortaya. Başka videolar ortaya çıkacak. Ses kayıtları çıkacak. Yani zaten şey olur o Aralık'taki Venüs etkisiyle beraber ama şimdi biz bunu yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz bunu. Bir süre sonra Avrupa'da çıkmaya başlayacak. Bu hele öyle şeyler çıkacak ki göreceksiniz. Aşı sahtekarlıkları çıkacak. Aşı firmalarıyla devlet yöneticilerinin pazarlıkları çıkacak. Bir kısım bilim insanlarının o aşı firmalarından para almak için ne tip şakrabanlıklarının yaptığı gizli videolar ortaya çıkacak. Bak. Neler göreceksiniz? Neler görürsünüz arkadaşlar? Bu böyle bir dönemin içindeyiz. Neler göreceksiniz yani ondan dolayı bunları unutmayın. Aşı turizmi çıkacak. Benim tavsiyem şu pastiller, şu ağız spreyleri, yüksek D vitaminleri, bunlarla kendimizi korumaya çalışalım. Kısa süremiz kaldı yani daha iyi ilaçlar çıkmasına biraz daha sabredelim çocuklar. Gerçekler ortaya çıkacak. Aşı turizmi başladı yani. Yay ikizler hattında kirli çamaşırlar dökülür. Unutma. 11 Haziran tutulması halkalı tutulmadır. Bu bir tam güneş tutulması değildir. Bu bir parçalı güneş tutulması değildir. Bu bir hibrit değildir. Halkalı tutulmalar ağız burundan tutulmalardır. Covid halkalı bir tutulmayla başladı. Halkalı bir tutulmayla zayıflama sürecine girecek. Ama lütfen doğru anlayın. Bir tutulmanın etki süresi
çok önemlidir. Yani 11 Haziran'dan sonra 21 Haziran'da Covid bitmeyecek. 2023 Haziran tutulmasına kadar etkisini zayıflatacak. Nasıl etkisi 2 yılda güçlendi? 2 yılda da düşecek. Öyle. Halkalı tutulma zor tutulmadır çocuklar. Kötüdür Sinasiri'de Mars-Satürn kavuşum. Problem olur. Çocuklar, burç yorumlarını falan yaptım. Geciktiniz bir kısmınız. Yeniden yapmıyoruz yani onları. Evet sevgili arkadaşlar, birkaç soruyu cevaplayalım. Beni ilgilendiren burada iki tane form var. Yeni çıkacak olan ilaçlar bir. İkincisi şu an bu videoların çeşitli farklı kanallar üzerinden de başlaması. Ülkede ciddi ekonomik ve siyasi sarsıntıların olmaya başlayacağı. Bunun yanında da ekonominin gittikçe perte gitmesi. Benzine yüzde kaç zam geldi arkadaşlar? Dün olan neydi öyle? Yükselir. Yani şu an bu ülkenin önümüzdeki kombinasyonlarda her şey ülkede dövizde yükselir, altında yükselir, faizde yükselir, Covid'de yükselir, sinirde yükselir, streste yükselir. Her şey yükselir. Ne oldu? Turizm mevsimi. 3-5 dolar alacağız diye bazı sayılarla oynanmaya başladı. Tamam. Yani otelci arkadaşlarımıza, turizmle ilgilenen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum da devlet desteği olduğu takdirde bunları kapatabilirsin yani. Evet. Aslan sarnına biraz dikkat edecek. Hayır. Çok büyük deprem getirmez 26 Mayıs tutulması. Yani 11 Haziran getirir ama bunlar böyle orta şiddetli depremler getirir. Korku yaratır. Eğer binanız zayıfsa ölümcül olabilir. Ama korku yaratan şeylerdir. Okullar bu yıl kapalı. Aşıramayı doğru düzgün yapamazsak ve bu turizm sezonu falan deyip kısıtlamalara dikkat etmezsek yani okullar açılır gene kapanır. İşte böyle. Balıklar için balık söylemiştim ben. Balık kariyer ve kariyerle ilgili iş teklifleri arayacaksın. Bazı balıklar aileleri büyüyecek. Eşleri çocuk sahibi olacak. Bazı balıklar kariyer hayatlarında yeni teklifler arayacak. Bazı balıklar ev sahibi olacak. Böyle bir noktaya geliyor. Şimdi Niren Hanım, çocuklar salgından zaten etkileniyor. Çocuklar salgından etkileniyor ve salgında çocuk kayıpları da oluyor. Ama bunlar çok dile getirilmiyor. Çok ön plana çıkmıyor. Evet, 60 yaş üstü kadar etkilenmiyorlar. Ama çocuklarınıza dikkat edin. Bu mutasyonların nereye gittiği belli değil. Bitcoin'le falan ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ben onu ciddiye almıyorum. O işleri ciddiye almıyorum. Elon Musk gibi bir kısım insanların manipülasyonlarıyla sizin paralarınızı almaya çalıştıkları sistemler. Evet, bir kısım para kazananlar var ama parayı reel cebine koyan da çok az kişi gördüm. Evet sevgili dostlar, şimdilik bu kadar. Son 1-2 tane soruya cevaplandırıp ayrılırım. Dilek, hayvan haklarını geçin, insan hakları yasaları bir çıksın, ondan sonra konuşalım. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Söyledim ama bunların hepsini altında söyledim. Saygıyla kalın çocuklar. Çocuklara sahip çıkmanız lazım. Brush listleri fazla. Kendilerini koruyamadıkları için. Böyle bir dönem. Ara ara videolar yapacağız zaten arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. 26 Mayıs doğumluları çok etkiliyor. Aklınızda bulunsun. Hayatınızda ani ve önemli değişimler olacak. Görüşmek üzere. Vallahlacılar, akşam derste görüşürüz. Hayır Feride, sistem değişikliği hemen olmayacak. Önemli olan 3 şey var. 1. Siyaset karışacak. Ekonomi zaten iyicene karıştı. Hastalıkla ilgili yeni ilaçların yarattığı umutlar var. Sevgiler, mutluluklar, dostluklar. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.